üçüncü kez aday olabilir. Meclisin kendini feshetmesi için de 360 oy lazım. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla diyor Celal Ülgen, aday olamaz Erdoğan diyor. Bunu Türkiye İşçi Partisi'de Erkan Baş'ın, Genel Başkan Erkan Baş'ın ağzından net bir biçimde ifade etmiş. Kısa bir klip, onu bir izleyelim lütfen. Yürürlükte bir anayasa var ve madem biz bu anayasaya uymak zorundayız, aynı şey iktidar partileri için de geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygundur. Anayasa ve yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Anayasa madde 101. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakın bu seçim kanunu daha 15 gün önce basıldı. Ne diyor Cumhurbaşkanı seçim kanunu? Bir de ona bakın. Madde 3. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde... Öyle, ben 14 Mayıs'ta seçim kararı aldım. Cumhurbaşkanı olarak ilan edeceğim bu kararı. Ondan sonra çıkacağım, aday olacağım. Öyle yağma yok. Bu iş o kadar kolay değil. Anayasaya göre bir dönem daha hakkı var. Altını çizerek söylüyorum. Şu anda yürürlükte olan seçim kanunlarına göre konuşuyorum. Bırakalım bu tartışmaları arkadaşlar. Tayyip Erdoğan Erdoğan aday olamaz. Şimdi istediğiniz kadar deyin. Deyin. Şimdi Kılıçdaroğlu bir bakıma haklı. Ben tam da onu söyleyecektim. Ama bir şey de yapmak lazım. Şimdi mı? Onu yani şöyle haklı da diyemem, haksız da diyemem. Çünkü bunu ne nedenle söylediğini bilemiyoruz. Yani ben de sosyal medyada haksız işte o akıl verenler de oldu ya da onaylayanlar da oldu. Herkesin de bir fikri ama bunların hepsi bir tahmin. O yüzden tahmin üzerinden ancak gidebiliriz. Birinci tahmin, haklı olabilir. Niye haklı olabilir? Yani buna bu kadar karşı çıkmamakla. Şimdi bu altılı masa günün sonunda en büyük mücadelelerinden biri ve olası başkan adayıysa Kemal Bey'in, değil mi? AK Parti sarmalından ya da o gruptan, bloktan bir oy çekme dertleri var. Bunu yaparken de zaten görüyoruz, zaman zaman çok da fazla Erdoğan'a vurmadan, Erdoğan'la mücadele etmeden ya da Erdoğan'ı yani eleştirerek ama çok da fazla büyük kavgalara, arenaya çıkmadan yapmayı deniyorlar. Onu hala bir şekilde seven, çünkü hakikaten AK Parti seçmenin aslında en önemli özelliği Erdoğan'a bağlılığı. Burada ama ona bir kırgınlıkları var. Çünkü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı onayın düştüğünü görüyoruz yapılan araştırmalarda. Bu insanlar bir yerde blok olarak da duruyor. Bu nedenle böyle konuşuyor olabilir. Bir şey soracağım. Şimdi sen anketlerde tabii bir siyasi iletişim danışmanı, uzmanı olarak anketleri de çok sıkı inceliyorsun herhalde. Hepsine bakıyorum çünkü, ama anketlerde şunu da söylemek zorundayım. Yani anketler de çok bazen yanılabiliyor ama yanılmaması, yani anketlerin bizim ruh halimizi beslemesi için değil, var olan yani sahada iş yapan insanların biz neredeyiz, nereye gitmeliyiz konusunda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Peki ne kadar sen o zaman güveniyorsun ya da... Ben güveniyorum ama güveniyorum derken her şeye bakıp tabii ki manipülasyon yapıldığını, yapan şirketlerin olduğu, bu konuda saygınlığı tartışılır gruplar olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte biraz önce söylemeye çalıştığım o, ya dünyanın hiçbirinde bu kadar çok anketler kamusal alanda tartışılmaz. Aslında normalde anketleri, var olan siyasi yapılar kendi yolculuklarını görmek, hesaplamak, ne kadar ilerlediler, gerideler bunu görmek için yaparlar. Bizde biraz sanki bir yol haritasını belirleyen şey anketler gibi görüyoruz. Buna bir eleştirim var, bunu söylemek zorundayım. Ama anketlerin güvenilirliğini tartışmaya açmayı da doğru bulmuyorum. Tabii ki aralarında güvenilirliği tartışılan, manipülasyon yapan ya da örneklemi yani da künyesi güvenilir olmayan yapılar var. O nedenle yani eminim CHP üst düzeyi ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu orada gördüğü rakamlar üzerine bir şey söyleyebilir. Fakat şunu söylemek durumundayım. Burada biraz belki de
Hani benim de ortada kalmam yaptığı şeydi. Bir dakika onu söylemeden, Kılıçdaroğlu'nun sözünü geçmeden şunu soracağım. Anketler meselesine hani ne kadar güveniyorsun, ne kadar... Güvendiğim kurumlar var diyeyim. Tamam, yani oradan hareketle en azından sormuş olayım. Şimdi Erdoğan'ın oyundan söz ettin. Geçmişte Erdoğan'ın kişisel oyu partisinin üzerindeydi. Hala o eğilim devam hala ediyor öyle. Mu? Tam tersi hala. Aradaki açılıyor. Ve çok ilginç. Aslında düşüşteydi AK Parti. Şimdi bir 2 puan yine yükselişe geçti. Hı. Ama bütün bu şeyi yani hep %40 ve altı MHP ile birlikte. Yani artık ülkenin %60'ı %60'ı öyle bir hani genel kaba şeyle söyleyebiliriz. %60'ı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını ve AK Parti'nin iktidarını onaylamıyor. Ama bu %60'a baktığımızda sayısal olarak böyle bir blok bir %60 değil. Yani bu içinde işte Emek ve Özgürlük Platformu'nun da olduğu bir %60'dan söz ediyoruz. Bir o kadar AK Parti'den kopmuş küçük de olsa AK Parti'den MHP'den kopmuş küçük gruplardan söz ediyoruz. Bunların bazı bu %60 evet istemiyor bu tarafı ama gideceği yönün belli yönünde belli olmadığı %17'lerde, 18'lerde, zaman zaman 20'ye aşıyor, alta düşüyor bir grubun da olduğunu söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda böyle 40'a 40 gibi bir şey görüyoruz. Hmm. %20 de ortalarda. O nedenle de bu seçim gerçekten çok heyecan, her seçim heyecanlıdır ama bu hakikaten derken, ölüm kalım savaşı gibi bir şey olacak. Evet ama ortalarda derken tabii HDP'nin oyunu, küçük partilerin oyunlarına falan... Bu 40'larda biraz... Tabii yani HDP'siz bir kazanma. O yüzden hep Brezilya örneğini tabii ki aynısı değil de Brezilya örneğini özellikle söylüyorum ben. Her yerde de hani en azından ders alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii oradaki Brezilya'nın en büyük şansı Lula'nın geçmiş bir başkanlık deneyimi var ve burada da başarılı bir deneyimi olduğu için halk onun söylediklerine inandı. Ama oradaki ittifak... Mesela bizdeki altılı masa, bunu birçok yerde de söylüyorum sevgili Ayşenur, sanki yeni bir siyasi parti kuruyormuş gibi çok ince noktaları konuştu. Bak Özgürlük ve Emek Platformu'ndan söz ediyorsun, kırmızı çizgilerini belirlediler, bir ortak noktalarını belirleyip bir ittifakı yürütüyorlar. Normalde altılı masanın da bu kadar çok ince detaylara girmeyip bir manifestoyla yani yürümeleri lazımdı. Ama o ince detaylar dediğinde... Hani çok çok tartışılacak, bu fikrim. Çok konuşulacak. Hayır hayır, sen doğru söylüyorsun. Ona itiraz etmiyorum. Altılı Masa'nın gündeminden söz ediyorum. Şimdi yeni bir siyasi parti kurar gibi oldular ya. Neredeyse bir tüzükleri eksik. Yani tüzük doğru, yazacaklar. Doğru. Ve bununla da çok zaman kaybedildiğini düşünüyorum. Ama yani o masayı tutabilmek de hiç kolay değil. Tabii. Ya bunu bakın, dışarıdan Sertaç söylüyorum zaten. Eş, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri bugün... çok önemli bir, bana sorarsanız neredeyse günün haberi diyebileceğim bir habere imza atmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Altılı Masa'nın oluşturduğu Seçim İşbirliği Komisyonu çalışmalarına başladı, hızlı başladı diyor. Şimdi şöyle, tek ittifak altında ama iki listeyle seçime gidilecek. İyi Parti kendi listesini oluşturacak. CHP ise listesine altılı masadaki partilere 25 sandalye ayıracak. Yani CHP'den altılı masa partilerine 25 sandalye. Şimdi bakın bu arada en kritik 15 il belirlenmiş. Hakikaten her satırı çok önemli bunlar. 15 il, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane gibi iller bunlar. Buralarda tek listeyle seçime gidilmesi düşünülüyor. Yani diyecekler ki Erzurum'da İyi Parti mi güçlü? İyi Parti Erzurum'da tek liste olarak girsin. Bütün masa CHP dahil onu desteklesin. Diyelim ki bir başka ilde CHP'nin listesi. 15 ilde, bu 15 ilde Cumhur İttifakı tek listeyle seçime girebilir deniyor. Aslında yeni seçim yasası
uygulanacak bu seçimde. Yani baraj %7 olacak fakat MHP %7'yi bile bulmakta zorlanabileceği endişesiyle tek liste halinde seçime gidilebilir. En azından mesela Bahçeli'nin meclise girmesini sağlamak amacıyla işte Osmaniye'de tek liste olabilir ya da bir takım başka yerlerde deniyor. Fakat esas önemli olan şu, Demokrat Parti, Saadet Partisi,